Merhabalar, PitPod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 7. yarışı Mola Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Yarışın tüm detaylarını şimdi PitPod'un yeni bölümünde konuşuyoruz. <laughs> Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk merhaba. Ne haber? İyi valla şey izledim yeni. Ne? Ee, bu neydi ya Sarı Sarıkaba'da şeyi ama izledin ama mi onu? Çok ya. keyifliydi bence ya. Abi ben bayıldım ya sıkıntıdan. Evet. Gerçekten sıkıntıdan bayıldım. Nereden aklıma geldi? Ben de çok sıkıldım. Şeyde aklıma geldi. Yarıştan dötür aklıma geldi. Son dönemde izlerken sıkıldım iki içerik düşündüm. <laughs> Bir tanesi Bize Imola e. Grand Prix'si, diğeri de bu ee, ne biz bizeyken konuşuruz muydu neydi ya? Adı, <laughs> sizin adı Sizin <laughs> adı. Serenay Sarıkabadayı. sabah <laughs> kuşa magazin sabah kuşa programı ya. <laughs> <değil>. Kimler geldi? Kimler ha geldi. kimler geldi? Kimler geçti ha <laughs> tamam. Thank you next. Evet. Şey, Kapın soyadı da zaten işte Sarıkabadayı değil. Değil o da değil. Az önce Soner Sarıkabadayı Edis'le video izledik. <laughs> Oradan bağladın yani. olabilir aynı. Ama güzel iyi yayıncısın. Seni tebrik ediyorum. Güzel bağladın Evet evet. Şey de bu arada böyle bir amaçla açmamıştım konu. Gerçek o diziden bahsedeyim diye açtım. Nasıl buldun dizi Ya abi galiba Serenay dayı çok iyi bir oyuncu değil ya. Abi. Ama çok kötü bir oyuncu ben ya. ya. Çok sıkıldım. yani Ya hikaye çok kötü değil Ya hikaye evet hani hikayede şey e, böyle... oyunculuk mesela oyunculukta neyini beğenmedin onu söyleyeyim. Oradan daha çok maaş et çıkarsa olsun? Oyunculukta ya o Ser Serenay hanımın ya genel zaten hani böyle rol yaptığını ben anlamıyorum. Hmm. Yani e, şey gibi mesela Feyyaz Yiğit de mesela çok hmm. kötü bir oyuncu ya. Evet. Berbat bir oyuncu adam yani. Mesela evet. Jerry Seinfeld de öyle. Tabii. Bu ikisi iğrenç oyuncular. Serenay da öyle. Ama diğerleri hani aslında komedi oldukları için. Asıl işleri oyunculuk. Asıl işleri oyunculuk değil yazarlık. Evet. Serenay asıl işi oyunculuk. Evet. Yani şöyle mesela Serenay harici ekibin enerjisini ben sevdim. Hani bir ekip var ya arkadaş grubu. Ekibin hiçbir rolü yok Serenay'a yancılık. Ekibi yani. de evet hiçbir rolü yok. Hiçbir şey, hiçbir hiçbir şey, hiçbir yok şey yazmamış. Seriç. Bir tane eleman da şey serenay. Ama abi ben en azından şeye okeyim ya. Böyle kurmaca hikayelere okeyim. Son dönemde şeyden bıktım ben ya. Yani. Gerçek. gerçek hikaye, gerçek... Abi ya tamam şeye döndük ya. Rick Gervais'in Invention of Lying'inde şey vardı ya. Böyle senaristler vardı. Rick Gervais de bir senarist. Çok başarısız bir senarist. Daha kimse de tabi yalan söylemeyi bilmediği için sevgili evet. dostlar. Bütün en iyi senaristler belgesel yazarlarıydı. Yani gerçekten ona döndük ya. Herkes bel belgesel yazıyor. Herkes gerçek hikayelerde alıntı. Bıktım ya. o bu kadar da hazıra konmayın ya. Azıcık uydurun ya bir şeyler. Yani burada da biraz klişelerden bir demet. Tadında bir evet, şey. Evet. Aynen öyle. Şeyler ya böyle mesela Netflix'in ilk yapımlarında şey falan okeydi. Ee, böyle hani globale selam çakan aslında normalde Türk içeriğinde olmayan mesela ne bileyim Import yani şey ithal cümleler Hı -hı. çok olur mesela ithal terimler Hı -hı. falan bir anda İngilizce bir şey sıkıştırır dizinin İngilizce adını falan. Hmm. Onlar burada, falan burada vardı. işte bu full İngilizce. Kaldırmıyoruz evet. da ilişkilerdeki İngilizce yaşanan. Ya, aynen. Ghosting yok bilmem cross check. Ha bir de şeyde değil ya Seven filmi de değil yani izlediğimiz şey böyle hani. Ya tabii Hani ne yani? Tabii doğru. Yani öyle çok şamda bir, bir olay Boş değil Hoş yani. Boş vakit geçirmedik bir şey. Yani ya tabii canım. İşte güzel insanlar güzel yerlerde güzel şeyler giyip güzel, güzel şeyler yiyorlar. Nasıl bir şirketse avukat herkes e bu zaten şey şaşırdım nokta bu değil. Herkes avukat e davalar geliyor. Çok mutlu vesut şeyler yapıyorlar. İşe gitmeden önce boğazda kayak falan şey ne? Kız Çürek. Çürek. <laughs> Çürek falan yapıyorlar boğazda. Hala başlayan bütün sporlar saydın. Evet, ya yani mesela işin der, ben de e, işe başlamadan sabahları yüzme yapıyorum. Ama Zengiz. kendimi onlar gibi hissetmiyorum. E, tabii. Yani yedi de mesela. Sabahları. Ve ee, şey, senin sen de kendi çapında zengin bir yaşam stili var diyebiliriz ben. Evet, kendimce zengin, yani içeriği zengin bir yaşam stili. Bu arada bu yaptığımız e, muhabbet de, yani Imola Grand Prix'sine dair benim yapabileceğim en profesyonel yorumdu ya. Evet. Teşekkür ediyoruz bu bölüm Hakikaten <laughs> <bize>. ya. <laughs> 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 Teşekkürler eşlik ettiğiniz için değerli izleyenler. Yani içeri, abi. içeri zenginden bağlayacaktım ben de. İçeriği zengin olmayan bir e, imola yarışı izledim. Yani son 10 tur kala aslında. Ya yani Bu arada tek bahsedebileceğimiz şey bu. Yani Son 10 tur kala evet. gerçekten şey vardı. Yani büyük bir e, heyecan olmak üzereydi ki oldu da aslında. Norris yaldır yaldır geldi 6 evet. saniyelerden. Evet. Bir saniyeye kadar indirdi farkı Evet. Üçüncü ve, turdan itibaren. Ya mesela bilirsin ki ben Verstappen'i günahım kadar sevmem. Hı -hı. Ee, ve her fırsatta da kötülemeye çalışırım yani bir araç pilotu olduğunu söylerim falan. Bu yarış inanılmaz bir şey yaptı ya. Ya inanılmaz bir performans sergiledi. Verstappen. Evet. Ya o son 10 tur eğer fark kapanmadıysa Hı -hı. E, tamamen Verstappen'in şeyi sayesinde ya yani pilotajı sayesinde evet. bataryası boş lastikleri berbat durumda, arabanın problemleri var, araba gitmiyor. Hı hı. Ona rağmen ya son e, bir buçuk saniye kalaya kadar şeyi getirdi. Hı hı. E, adını sen getir. 1,5 saniyeye kadar bir bir şey bıraktı, tampon bölge bıraktı. Oraya kadar evet. Norris hızlıca geldi, bataryasını doldurdu Verstappen. Evet. Ve son 6-7 tur bataryayı yapıştır yapıştıra kullandı ve evet. önde bitirebildi. Perez olsa geçilmişti. Perez zaten ya Perez olsa zaten orada birinci değildi yani. Evet. 53 tur. Zaten birinci değildi orada. Evet. Yani evet, Verstappen ilk defa araç ile e, yavaş ilk defa değil de son yarışlarda e, araç ile biraz problemler yaşamaya başladığını görüyoruz. Evet. 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 E, ya bu da e, yani en güzel şey aslında bize şöyle bir umut verdi. İkincilik yarışı çok keyifli olacak bu sene. Hı hı. Yani çünkü McLarenleri iyi, Ferrari'leri iyi. E, ya Verstappen evet belki e, yine araya açıp gittiği yarışlar olacak ama. İkincilik yarışı gerçekten keyifli olacak. Perez'in de hiç ortada olmadığı bir hafta evet. sonu daha. Verstappen bir de şöyle bir sapıklık yaptı bu hafta sonu. Ya iRacing için bilenler bilir değerli izleyenler var. iRacing simülasyon yarışı. Yani aslında oyun e, demedim. Hani gerçekten bir simülasyon, araç simülasyonu hmm. ve yarış simülasyonu. oyun bir bir işaret ister. İnanılmaz gerçekçi bir şey hmm. ve çoğu F1 pilotu da oralarda yarışır. Mesela Verstappen de çok aktif yarışıyor. Adam cumartesi şey Cumartesi günü e, iRacing'de şey düzenleniyordu. 24 saat Leman, 24 saat Leman düzenleniyordu. Adam buna katıldı ekibiyle beraber. Pazar günü yani şey koallerden çıktı. Gitti evine nerede kalıyorsa orada yarıştı iRacing'de. Sonra 35 saniye farkla arkadaşını devretti. Pazar günü kalktı yarışa geldi. Ve yarışı kazandı. Kazandığında da iRacing'in logosu gibi sevindi. Şöyle, hani elleri tam yana kaldırdı. Ya inanılmaz bir adam ya. Bu iRacing. Abi insan oynar mı ya iRacing? Yani işte inanılmaz bir yarış kusuyor. Ya. Ya hayatında başka hiçbir şey yok işte. Ya simülasyon tayfa full şey diyor yani. Adamın hani ek iş olarak F1 yaptığı için bunu normal karşılıyor herkes. Evet. Çok acayip ya. Hakikaten öyle. Ee, yani buradan şeye gelelim. Hayatında yarış ikinci planda olan bir pilot. Perez. Evet. <laughs> yani. Berbat. Perez 11. sırayı aldı. Köyüç'e kalamadı yine. Ee, ya aslında bu sene biraz daha iyi başladı. Geçen seneki o işte Q3'e kalamama serileri. Evet. Ne e, şey nazaran daha iyi başladı bu sene. Aha. Ama bu yarış 2023 Perez'den e, bir parça gördük. Evet. E, 8. sıraya yükselebildi sadece. Yani e, farklı bir strateji denedi. Hard'la başladı. Medium'a geçti. Ama Medium'a geçtiği dönemde Mercedeslerle arayı hiç kapatamadı. Yani ya, yarış gittiğinde e pardon. E Russell'la 7. E e şeyle Hamilton'la 20 saniye fark vardı. Ya bir de şöyle bir şey diyor eleman. Diyor ki Imola diyor hiç Formula 1 pistine uygun bir şey Formula 1 e uygun bir pist değil. Ya kardeşim tamam gelmiyor o zaman. Formula 1'e uygun olmayabilir. Ya ama yapacağın şey şu, ya tepeden asit de yağsa 20 kişiye eşit ya her şey. Onun arasında en iyi olmaya çalışacaksın ya. Tamam Monaco da değil. O zaman Monaco'ydu. Sal yani Monaco pas geç. Ya çok saçma sapan. Monaco'yu kazanmayı biliyor. Ha yani. Monaku kazandıktan sonra alem yapmayı biliyorsun, yengeyi aldatmayı biliyorsun. Evet. Sonra ne oluyor? İmola uygun değil. Tamam biliyoruz zaten yerine İstanbul Park gelecek umarım yani. Hani İmola'nın yerine. İmola net gidiyor zaten. Bence bu son senesi yani. Evet, son değil mi? Son senesi. Evet. E 2025'te belki kalır da 2026'da kesin yok bence yani. Evet zaten Domenicali'de de bir şey diye yani İtalya'da bir yarış kafi o da zaten Monza. Hani Imola son iki senede çıkmıştı. Domenicali şey yapacak ya. İyi şeylerin sezonun yarısı Arap Yarımadası'nda evet. kalan yarısı da Amerika'da. Evet, arada bir İstanbul. Okey bu arada İstanbul olduğu sürece istediğini yapabilir. Mesela <laughs> her yarış hafta sonuna sprint geleceğine insanlar bu hafta çok şaşırdı. Böyle bir olay var. Domenical böyle evet, bir şey bu konuşuldu. Ya ama zaten şey değil miydi abi sprint e ilk geldiğinde o format şey dendi yani. Nihai amaç bu. Nihai amaç bu. Niye evet. bu kadar şaşırıyoruz ya sprint evet daha çok izletiyor işte. Ki evet. hangimiz pratiği açıyoruz? Evet. Ben açmıyorum praktisi. Evet, doğru. Yani sadece evet. özetleri falan izliyorum. Ben ofisteyiz hani... ama açıyorum. Böyle uzak doğu yarışları evet. falan olduğu zaman hani yanında takılıyor ofiste. Öyle ona da bakmıyorum. Bile. Biraz da McLaren'lerden konuşalım. Aslında en hızlı ikinci tur atan Cumartesi bir Piasri vardı ama evet. aldığı grid cezası Magnussen'i engellediği için 3 sıra geriye düştü. Saniyenin saniye saniye binde 87'si gibi bir fark vardı öyle en hızlı evet. ikinci ama şeyde tam final çıkışında arabayı bir toplayamadı. Onun yüzünden Poli kaybetti. Evet. Norris de 3. sırayı aldı ama Piasri'nin cezasından dolayı 2. sırada başladı. Norris ikinciliğini korudu. Piasri de 5.likten 4.liğe yükseldi. Evet. Ee, orada Sainz'i geçti. Uzun süre Sainz'i takip etti. Hı hı. Ee, ama şeyde pit stratejisiyle aslında biraz da e, piyastri Sainz'i geçmiş oldu. Pitler evet. bittiğinde Piastri Sainz'in önünde. Yani McLaren'in iyi bir temposu var. Ee, geçen seneye nazaran da bu sene daha erken form tuttular. Evet Geçen sene bildiğin sezonun ortasında. Yani yaz arasına girmeye yakın biraz daha form tutmaya başlamış. Şimdi 7 yarıştayız. 2-3 yani yarıştır. İyi, iyi olduğunu McLaren'in çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ya hani Makler'in geçen sene kendini iyiye attığındaki update'i güncellemesi, tarzı. Hı hı. Bir update geldi Ferrari'den bu hafta. Evet. Ve hiç etkisi olmadı yani. Evet. Ferrari çok ortalama yani McLaren çok önüne çıkamadılar. Yani şeye baktığımızda da 0-4 kazandı falan diyenler vardı o. bu hafta. 0.4 ne abi? Delirdiniz mi? Verstappen'e tur bindirsin ya yani 0.4 kazansam gerçekçi değil. Abi böyle diyenler vardı. Ya şöyle tempolara baktığında da işte Norris'le Verstappen temposu neredeyse aynı. Yüzde iki fark var hı hı. ortalama yarış temposunda. Lökler nokta bir saniye gerilerinde. Hı hı. Piastri onun nokta bir saniye daha gerisinde. Ee, da onun e, bakıyorum Russell'ın temposu daha iyi gözüküyor ortalamalarda Sainz de bir nokta bir daha geride gibi. Yani aslında hı. E, yani McLaren seviyesinde kaldılar yine. Ha. Ya bu yarış hakikaten McLaren, Red Bull ve Ferrari'nin birbirine çok yakın olduğunu aynı onda birlerde, aynı onda ikilerde gezdiğini görüyoruz. Ya Perez isimli yani. Pere kılıklı. İşte, Perez nokta sekiz gerisinde. Diyor ki ya evet Doris'te. diğer araçların diyor update yapması diyor işte McLaren'in iyileşmesi falan diyor iyi diyor. Hani şey oluyor diyor. Yarış için heyecan oluyor diyor. Lan oğlum sen Aston'la yarışıyorsun zaten. İşte kime neyi anlatıyor ya? Aday, onunculukta takılıyor ya Alonso şey olmaz. Ya Alanlı ayonsu... yapıyor. Ha gerçekten ya. Çocuk Q3'e kalamıyorsun yani. Evet. Vallahi Perez'ci çok ben öfkeliyim ya. Ha, tamam Red Bull kazanmasın. Okeyim ben. Red Bull'un iyi olmamasını seviyorum. Bilmiyorum. Özellikle ya yalan yok şimdi bizim izlenmelerimiz de etkiliyor. Evet, tabii. Sezon ne kadar heyecanlıysa mesela geçen sezon Verstappen e kazandı, 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 kazandı. Bir yarış, bir Sainz kazandı. Acayip izlendi de video mesela. Evet. O race'i da istiyor. Yalan biliyorsun. yok. Aynı zamanda benim de olmadığım bir videoydu. O, o öyle de etiyorlar bir askerdeydim o dönem. Evet. Ee şey ya bizim açımızdan da iyi oluyor tabii. Evet, evet Ferrari'nin temposunda da yani işte tempoları biraz konuştuk. Lökler ikinci sıraya yükseldi. Ee, evet bu, bu yarış aldı. Seniz de dördüncü başladığı yarışı beşinci bitirdi. Uh -huh. ee, yani şey de puan durumuna baktığında da e, lökler 113 puan'a yükseldi. Ee, Norris'e bakıyorum hemen. Norris 101 puanda e, Perez de 107 puanda. E, o üçünün arasında ciddi bir e, çekişme olacak gibi ikincilik için. Ferrari de dediğin gibi ciddi anlamda önemli e, update'ler getirmesine rağmen beklediğini de bulamadı. Mercedes e, yine dördüncü takım olarak yalnızlığını sürdürüyor. Var, o... Az önce dediğin cümle özür dilerim. Az önce dediğin cümle Perez'in kolması için yeter bir şey. ya, ya hani İkincilik mücadelesi sürdürülmesi evet. yani. Mercedes evet. diyordun evet. evet Mercedes'te de 6. başlayan bir Russell var 7. bitirdi. 8. başlayan bir Hamilton var 6. bitirdi. Evet. yani yine çok memnun değillerdi araçtan. Asıl yine canlı çıkardı arabanın da işte Hamilton geri çekiyor onu ya. Gerçekten yani şu Hamilton gitse de Russell bir kurtulsa şundan. Bir aşağıya çekmesinden kurtulsa. Yani cepleri taşla doldurulmuş bir pantolon gibi bir şey Hamilton ya. Gerçekten takımı aşağıya çekiyoruz. Özellikle seneye göreceğiz. Özellikle, özellikle kaçlar kimdeymiş? Özellikle yani bu Ferrari haberi yayınlandıktan sonra ki sezon başıydı galiba. E, Topcunun sezonun başıydı. Bizim de sezonun ilk bölümüydü. E, zoom'dan yapmıştık. Yani o olayı ben iple çekiyorum ve zaten 2025 koltuklarını konuşurken de e, Hamilton yerine kim gelir tahminlerimizi yapacağız yani. Evet evet. Yani şöyle burada. E, bu... Gelecek senenin şeylerine geçmeden e, tahminlerini, 2025 koltuklarına bir de şey söyleyelim. E, Aston Martin'de Aliozo e, sıralama turlarında Q1'de hatta kazadan dolayı e, çok kötü bir hafta sonu geçirdi. Farklı denemeler yaptılar. Monaco'ya hazırlandılar. Sonra or orta şeker devam etti. Sunoda ile ilgili bir e, ufak bir yorumunu alayım. E, 15 puan aldı. Son 5 yaşın 4'ünde puan alan bir Sunoda var. Vallahi ya, Arabanın canını çıkarıyor o da şey gibi, Russell gibi. Evet. Ee, ve şey... E, hani Ricardo falan fersaf fersan önünde. Evet. Ve Ricardo'nun kötülüğünden de değil yani Ricardo Ricardo gibi sürüyor. Arabanın normal hani şeyini çıkarıyor. Ee, ama hani Suno da ya Red Bull'un ikinci koltuğu için ciddi bir aday mıdır seni? Değil ya. Değil mi? İmkansız yani. Yine de değil. İmkansız. İmkansız. diğer adaylar, diğer adaylar Sainz. Evet, girelim bu konuya. Hı hı. Sainz. Evet, Ricardo değil. Değil, %100 değil. Yani... Şimdi Ricardo Suno da baktığında Suno da şu an daha önde. Evet gözüken. Hı, hı. E Sainz var, başka kim olacak ki zaten? Ya herkes Red olabilir. Bull... Gasly'e teklif verirler. Gasly mesela Gasly müthiş oldu. sürüyor yani. Albon Williams'la yeniledi bu sene. Evet. Ee, birkaç senelik. Kaç yıllık? Daha uzun bir kontrat yaptı. Evet. Ee, o yüzden yani Suno da Sainz'in olmadığı durumda bence ciddi bir aday. Abi Suno da Red Bull sürme imkanı yok ya. Ya yani bak musun? uzaktan yakından yok ya. Neden diyeceksin? Kimi koyuyorsun Red Bull'un ikinci koltuğuna? Ya ben çok yüksek ihtimalle e, şeyi koyuyorum gelecek sene için. E, temennim bu yönde değil, Perez'i koyuyorum. Perez'in kovulmayacağını tahmin ediyorum. Hı, yeni araçlara geçilene kadar. Aynen. Bir sene, idare bir sene edecek. daha idare edecek. Doğru. Yani nasıl olsa takımlar şampiyonluğu geliyor, e, pilotlar şampiyonluğu geliyor bir şekilde. Bir şekilde idare eder. Araba yani. En azından kaza yapmıyor Perez. Masraf çıkarmıyor. Evet. Bir şekilde Constructor şampiyonluğunu da getiriyor. E, tamam. E, ama ya tabii bunları söylemek için de bir yandan erken bak. Bu performanslar birbirine bir yaklaşmaya başladı yani. Hı -hı. Sezon dörtte bir geride kaldı. Hı -hı. Ben Red Bull'un ve Verstappen yani Verstappen şampiyonluğunu nispeten yine %50'nin üstünde olsa da ihtimali e, Red Bull'un şampiyonluğu biraz böyle sürüncemede gibi geliyor bana. Ya yani Red Bull şampiyon olamazsa Perez tutmazlar. Evet. Değil Red Bull şampiyon olmazsa kim olacak? McLaren mi olacak? Ferrari mi olacak? Yani, yani zor. Ya evet, zor. Ya o, orada bir çekişme olacak gibi geliyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Mesela Red Bull ee, şimdi Sainz kesinlikle ve kesinlikle bir yıllık bir kontrat isteyecek ya evet. 2026'da Audi'ye geçeceği için. Evet. Ya o Red zaten o yüzden Red Bull'a Bull hayır. Red Bull ona teklif vermez. Ya Audi'ye geçecekse zaten 2025'te Red Bull'da kesinlikle yarışmaz. Ya 2026 kadrosu Audi'nin Hülkenberg. Hülkenberg seneye şeydi zaten. Sauber'de yani 2026 Audi'de. Hülkenberg Sainz. Bence Orta, çok iyi bir ikili bu arada. Baya iyi. Bottas'ın yerine mi olacak acaba Sauber'de yoksa Joe'nun yerinde mi? Ee, e, orada kontrat devam etmeye kim? İkisini de devam etmiyor hatta. İkisini de etmiyor. Belki Bottas bırakır ya. Olabilir. Bottas zaten. Ya, çok... Tamam yani. Hani Joe, Joe... Araç, araçta da bir şey yok. Evet. Artı yok yani. Evet. Aracı zar zor yolda tutuyor. her. A... Hatta... Sainz ne yapacak Sainz? Ya işte. Size, Mercedes olabilir. E, Mercedes de olamaz bence. Ya bu takımlar uzun yıllık kontrat isterler. E tabi. İster istemez. Ya öyle bir yıllığına gel sonra git. Ya Perez 32 yaşındaki Perez bile transfer etti. Kaç yıldır yarıştırıyor. 2021, 22, 23, 24 yani dördüncü yılı Perez'in. Evet. Hani bayağı yarıştırıyor. E, ya bilmiyorum ya. Sainz'in ya boş geçmesi de saçma olur. Yani hazır yarışırken tabii, hani tabii. formdayken evet. ara vermek çok kötü bir tercih. Ara vermek çok kötü bir tercih olur. Bilemiyorum ya. Ya Sdese yani. de kimi Antonelli gelir gibi geliyor bana. O yani evet. get onu, onu onu kaçırmak istemiyor bence Toto O böyle bir 3 ay sonra falan netleşecek diye tahmin ediyorum. Şu Sarcın Antonelli'yi bekliyor zaten. Hmm. Evet. Evet. 2000, 2024 diyecektim. Daha doğrusu evet 2024 Ağustos'unda Antonelli 18 yaşını dolduruyor. Hı -hı. Özel, ee, özel izni alamadılar, acaba alamadılar mı acaba? Alamadılar gibi duruyor. Yani şu an bir cevap gelmedi de evet. e, mesela zamanında e, şeyler için Verstappen için falan başvurulduğunda Zart diye çıkmış yani. E, o yüzden, Vers, Verstappen için başvurulmadı o zaman öyle bir kural yoktu zaten. Verstappen'den sonra geldi. Ya. Öyle mi? Hı -hı. Öyle. Tamam ben yanlış okudum o zaman. E, ama yanlış bilgi vermekte de... Çok, çok da bu sevdiğim işin, bir şey. Bu işin doğasında var. Bu işin doğasında çok da severim. Her fırsatta da sallarım. Bu hafta bir yerde okumuştum Twitter'da. Neyse yalnız. Allah Allah olabilir. Neyse. Aya, dümenden bir şey olabilir. Neyse bakalım 2025 e, koltukları da Şeyde, bu sene ciddi takip edeceğimiz bir konu. Neydi? Öyle de şeyi bitirecektim tam. O. Antonelli Williams'da Sargent berbat bir performans sergiliyor zaten. Evet. Sargent kovulduktan sonra Antonelli gelir ve se sezon sonuna kadar giderse iyi bir şekilde belki Albon'a kafa tutarsa zor belki ama bilmiyoruz yani nasıl olacak. Yeter çok yetenekli olduğu söylüyor. Evet, evet. ikinci Verstappen, yani Mercedes'in Verstappen'i olarak görülüyor. Biraz F2'yi takip, daha yakından takip etmek lazım aslında görmek. Evet, Hamilton Emiliyorum kendisi de. de demiş ki seneye ben olsam benim yerime Antonelli'yi koyarım. Sen gittin artık arkadaş. Demiş, ben sen de da aynen kendi takımı için yorum yapabilirsin. Hamilton kendi takımına baksın ya, yani. kendi takımıyla ilgili yorum yapsın. Aynen öyle. Şimdi takımlar demişken hemen Fantasy takımlarımıza geçelim. Tabii. Evet. Fantezi takımlarımızda bu hafta sen takımdan hatırlıyor musun? Söyleyeyim mi? Norris var. 2x. Evet. 74 puan aldı. Onu hatırlıyorum. Şeyden bir... Bottas, Joe, Sargent, ee, Mika Hakinen. Olabilir mi? Olamaz. Olabilir mi? Kim? Cemil olabilir mi? Cemil de olamaz. Ne? Stroll. Stroll. Evet. Hakinen gibi kalmış evet. da Ferrari, Red Bull. Ferrari, Red Bull 199 puan aldı hocam. Tebrik ederim. Aynen. normalde her hafta şey yapıyoruz. Hani kendi takımı söylüyoruz. İki, yani sen takımı ve evet. ben takımı söylüyoruz. Sonra haftanın birincisi söylüyoruz. Az önce haftanın birincisi dinlediniz. Ups. Haftanın uzak Bu... ara. Bunu söyleyebileceğin tek haftayı da geride bıraktık. Birinci olduğum bir haftayı geride bıraktık. Senin o kötü takımını dinleyelim. Benim takımımda da bir değişiklik yapmadım. Perstapen, Joe Bottas, Sargent, Sonoda. Ferrari Red Bull 187 puan. Ya burada işte McLaren'in pahalı olması biraz tadımızı kaçırıyor ama McLaren'de evet. bir dönüş gerekecek gibi gözüküyor. Perez'in formu böyle olursa. Evet. E, Pitpot liginde de Mert'in liderliği sürüyor. 1755 puanla. E, o da bu hafta iyi bir puan aldı ve liderliğini sürdürdü. Diyelim. Evet. E, Avrupa'dan devam ediyoruz. E, Monaco'dayız bir sonraki hafta. E, boşluğumuz yok. Direkt bu hafta sonu Monaco Grand Prix'sindeyiz. Eee Bak yine şeylerde bölüm arasında ne abonelik istedik ne beğenme istedik en sonunda Olduğu istedik. Olduğu kadar yani. Olduğu kadar. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmanızı, bildirimleri açmanızı tavsiye ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere Hatice. Görüşürüz. Hoşçakalın.